Selamlar dostlar, CSGO'da FPS arttırma videomu hoş geldiniz. Son zamanlarda CSGO'ya gelen güncellemelerden sonra FPS düşüklüğü yaşayan arkadaşlarımıza destek niteliğinde olan bu videoyu çekme kararı aldım. Zaten uzun yıllardır oynadığım bu oyunda gelin isterseniz beraber FPS'inizi 400-300'lere çıkaralım. Tabi ondan önce şunu söylemek istiyorum. Videoya geçmeden önce bir like bir de abone olarak bana gerçekten sonsuz destek sağlamış olursunuz. Bunları yaptıktan sonra şu yeri da vereyim. Arkadaşlar videoyu atlamadan sonra kadar izleyin. FPS'inizin ne kadar arttığını yorumlar kısmında bana söyleyin. Ben hepsini okuyacağım ve değerlendireceğim. Eğer yapamadığınız bir şey olursa da şu an Discord sunucuma beklerim. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi abone olmayan kullanıcıların sayısı ortaya çıktı. Sizler de 2 saniyenizi ayırıp abone olarak bana destek verebilirsiniz. Fazla uzatmak istemiyorum. Gene isterseniz FPS arttırma ayarlarımıza beraber geçelim. İlk ayarımız depolama ayarları olacaktır. Windows ayarlarından bahsediyorum dostlar. Windows ayarlarını hallettikten sonra başlangıç sekmelerine ve oyun ayarlarına da beraber beraber bakacağız. Öncelikle aramak için buraya yazın kısmına depolama ayarları yazıyoruz. Buraya girdikten sonra gördüğünüz şu kısımda geçici dosyalar var. Geçici dosyalara tıkladıktan sonra burası taranacak. Fakat şuna çok dikkat çekin. Ee, i̇ndirilenler kısmı sizin indirmiş olduğunuz dosyalar. Önemli dosyalar da olabilir. Zaten burada uyarıya geçiyor. Diğerlerini de okuduktan sonra hangisi fazla gigabayt alanınızı içeriyorsa burada gerçekten güzel bir depolama alanı yakalayabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Bu da sizin droplarınıza PPS düşüktüğünüzü ciddi miktarda azaltacaktır. Bunu yaptıktan sonra bir sonraki ayarımız ise arkadaşlar grafik ayarlarında olacaktır. Grafik ayarlarında gördüğünüz gibi donanım hızlandırmalı GP, uzun zamanlamasını açık hale getiriyoruz. Ve buradan göz atı seçtikten sonra CSGO'yu seçip buradan seçeneklerden yüksek performans almayı ihmal etmeyin dostlar. iptal tıklıyorum nasıl olacağını hemen anlatayım. Göz ata tıklıyorum. Ardından Steam'i buluyorum arkadaşlar. Steam Apps'i buluyorum ardından. Ve buradan Komunu giriyorum. Buradan arkadaşlar şimdi CS:GO'yu bulup oradan oyunumuzu seçme zamanı kaldı. CS:GO'yu seçtikten sonra CS:GO X var burada. Onu seçiyoruz ve az önce gösterdiğim ayarı gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki ayarımız ise odaklanma yardımını kapatma olacaktır. Bu bizim hem oyuna daha iyi odaklanmamız için yardımcı olacak hem de zırtbet uyarı geldiği zaman remimizi kullanması, işlemcimizi kullanması bunları deaktif hale getireceğiz. Buradan kapalıyı seçiyoruz dostlar. Güç ve uyku kısmına geliyoruz ardından ve buradan güç modunu en iyi performansa getiriyoruz. İlgili ayarlarda ek güç ayarları var. Şimdi buraya tıklıyoruz ve ardından gördüğünüz şu kısımda sizde herhangi bir şekilde AMD Ryzen Balanced yoksa bunu yüksek performans almanızı rica ediyorum öneriyorum çünkü performans önem veriyor ancak daha fazla enerji tüketebilir yazıyor burada arkadaşlar 1-2 lira zaten elektrik faturası daha fazla gelir ki 1-2 liranın artık günümüzde pek de bir değeri kalmadı bunu da yaptıktan sonra gelin isterseniz beraber CSGO'daki FPS'imizi droplarımızı en aza indirgeyeceğimiz ayarımıza gelelim bu ayarı yaptığınız takdirde bilgisayarınız uçma olayına geçecektir. Bilgisayarınız gerçekten çok fazla FPS değeri verecektir. Öncelikle arkadaşlar az önce yazdığım gibi MS John yazıyoruz. MS John Fick aslında. MS John yazarsanız da çıkacaktır büyük ihtimalle. Sistem yapılandırmasına girdikten sonra buradan ön yükleme kısmına geliyoruz ve gelişmiş seçeneklere tıklıyoruz dostlarım. Sizde durum şu şekilde olacaktır. Sizler işlemci sayısını tik atıyorsunuz ve buradan 8'i seçiyorsunuz dostlar. 8'i seçtiğimiz zaman bazı arkadaşlarımız diğer videolarımda yazmıştı dostlar. Herhangi bir şekilde bilgisayarıma zarar gelir mi? Herhangi bir şekilde bilgisayarınıza zarar gelmez. Sadece laptop kullanan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Bilgisayarınız çok ısınıyorsa bunu 8 değil yani sizde kaçsa 1-2 altını seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bunun e, mantığını size kısaca anlatayım. İşlemci sayısını 8 yaptığınız veya daha yüksek yaptığınız zaman dostlar. Ya bu sizde 16 olabilir 32 olabilir. Onları siz seçeceksiniz. En fazla ne kadarsa o kadar seçmenizi tavsiye ediyorum ben. Bir insan gücüyle 8 insan gücünü bir tutamazsınız. Bu da aynı şekilde bu duruma geliyor. Tamam bastıktan sonra yeniden başlatmanız gereken diye bir uyarı çıkıyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz ve geliyorsunuz. Bilgisayarınız gerçekten çok hızlanmış oluyor. Evet dostlar bir sonraki ayarımıza gelelim isterseniz. Buradan arkadaşlar alttaki bar var değil mi? Bar'a sağ tıklayıp görev yöneticisini başlatıyoruz. Ve buradan başlangıç sekmesine gidiyoruz. Şimdi bakın burası çok çok kritik. Bunu yaptırdığınız takdirde bilgisayarınıza açılış hızınız daha iyi olacaktır. Bilgisayarınızın açılış hızı hem de artık arka planda uygulamalar çalışmayacaktır. Sizler bastığınız zaman açılır. Orası farklı. Şimdi öncelikle update dediğimiz kısım Discord. Benim Discord'um bu. Discord'u ben etkinleştirildi demişim ve başlangıç etkisi yüksek. Ben bunu kapatırsam bilgisayarım daha kısa sürede başlayabilir. Fakat ben diyorum ki Discord'u zaten genellikle kullanıyorum. Bu açık kalsın. Steam'i de aynı şekilde etkinleştirdiğimiz varsayalım. Fakat ben Steam'i sadece oyun oynamaya giriyorum. O yüzden bunu devre dışı bırak dediğimiz zaman bilgisayarımız hem hızlanacak hem de açılış hızı yükselecektir. Bunlar çok kritik hamlelerdir. Fakat şunu da söylemek gerekli dostlar. Gidip de ses sürücünüzü sakın devre dışı bırakmayın. Aksi takdirde bilgisayarınızdan ses alamazsınız. Bunu da söylemek istiyorum. Yani isterseniz şimdi ekran kartı ayarlarımıza ve ekran kartı güncelleştirmenin önemine. Öncelikle arkadaşlar ben Nvidia denetim masasını kullanıyorum ki birçoğumuz bunu kullanıyordur. AMD içinde nasıl AMD driver'ı e, kendi sitesinden %100 yasal bir şekilde indirebilirsiniz. Onu göstereceğim. Yani nasıl kurulum yoluna gidebilirsiniz onu göstereceğim. Birazdan gideceğiz zaten sitelerine. Şimdi Nvidia denetim masasında arkadaşlar Sizde bu şekilde açılacaktır. Görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmı var değil mi? Bazı arkadaşlarımız benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver deyip performansı seçip ardından yine gelişmiş 3D görüntü ayarlarını da özelleştiriyor. Fakat hiçbir işe yaramaz o. Öncelikle biz buradan ortadaki seçiyoruz. Ardından beni oraya götür kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar buradaki ayarları ben zaten yapmıştım. Fakat dikkat edin güncelleştirmeden sonra burası kendini yenileyen bir sisteme sahip. Ve burası arkadaşlar kendini yenileyebiliyor, eski haline dönebiliyor. O yüzden burayı sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederim. Her güncelleştirmeden sonra kontrol edin. Öncelikle aşağı doğru iniyorum. Bunu videoyu dur durdurarak da yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Bu ayarları ben zaten önceden yapmıştım. Ve şu anda arkadaşlar bu şekilde. Bunu yaptırdığınız takdirde bilgisayarınıza, ekran kartınıza FPS oranınız 2 katı çıkacaktır dostlar. Bu ayarlar çok önemli ayarlar. Geri ekran kartını nasıl güncelleştireceğimize bakalım. Öncelikle Nvidia GeForce Experience'a giriyoruz arkadaşlar. Bunu yapmadıysanız indirebilirsiniz. Gerçekten ücretsiz hem Nvidia'nın bize sunmuş olduğu bir hizmettir hem de oyunlarda yüksek FPS almamızı sağlayan bir tarayıcıdır. Öyle düşünebilirsiniz. Öncelikle diyelim ki ben e, ee, CSGO oynuyorum değil mi? CSGO'yu şu anda burada görmedim. Eğer görmediğiniz bir oyun olursa da onu ekleyebilirsiniz. Aa CSGO buradaymış çok pardon. Ayrıntıları tıklayıp buradan optimize edip de Nvidia'nın size en iyi sunduğu ayarları da kullanabilirsiniz. Fakat biz öyle yapmayacağız. Yani kendi tercihinize bağlı. Buradan özel ayarları deyip de performansa da seçebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Buradan sürücüler kısmı var değil mi arkadaşlar? Sürücüler kısmına tıklıyoruz ve ardından güncelleştirmeleri kontrol et deyip güncelleştirme varsa onu kurmayı ihmal etmeyin. Güncelleştirdiğiniz takdirde bilgisayarınızın ne kadar hızlandığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Hele ki hiç güncelleştirme yapmayan birisiyseniz gerçekten yeni özellikler geldi. Bunları deneyimleyip FPS oranınızın ne kadar arttığını yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Anlatacaklarım Windows ayarları için bu kadardı. Gelin isterseniz şimdi oyun içi ayarlarımıza geçelim arkadaşlar geçmeden önce şunu da söyleyeyim AMD Driver yazıyorsunuz buraya buradan kendi siteleri var gördüğünüz gibi AMD'ye giriyoruz herhangi bir şekilde bir problem çıkartmaz Çünkü zaten işlemcimizin kullandığı marka bu gördüğünüz şu kısımda don't know yazıyor burası direktmen kendisi tespit ediyor yani gidip e, işlemcinizi bilmek zorunda değilsiniz kendisi tespit edebiliyor artık yani 2022 yılına geldik bu da bir olay olmasın artık don't know deyip de ayarlarını yapabilirsiniz onun da ayarlarını en yakın zamanda çekeceğim video olarak yine şimdi oyun ayarlarına geçelim oyun ayarlarına geçmeden önce şunu söylemek lazım başlangıç ayarları bizim için çok kritik öneme sahiptir şurada yani az önce tıkladığım şu kısımda özellikleri tıkladım. Buradan genelden başlatma seçeneklerini siz de bu şekilde yapmayı ihmal etmeyin. Hepsini zaten açıklamalar kısmında yazdım. Bunlar sizin TPS oranınızı yükseltecek hamrelerdir, kodlardır. Zaten şurada yazıyor 1648 saat oynamışım. Global olmuşum. Hani artık bazı şeyleri de biliyoruz dostlar. Eksi no eksi Decret 128. Hepsinin açıklamasını yapayım. Bu eksi high oyununuzun yüksek performansla çalışmasını sağlar. 38 kısmı az önce işlemcimiz 8 diye arkadaşlar. Veya çekirdekler aynen. E, ne kadar işlemciniz çekirdeğe varsa veya RAM'inizin çekirdeğe varsa onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu tam emin değilim hatırlayamadım. Eksi frek 240 monitörünüzün hersi kaçsa onu yazıyorsunuz dostlar diğerleri de zaten FPS'nizi yükseltecek kodlardır. Exenovit de başlangıç çizirosunu geçiyor. Bu da çok kritik çok e, zamandan tasarruf edilen bir koddur. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet, Windows ayarlarımızı yaptık ve şu anda 250 bir lobide görmeye bilene başladık arkadaşlar. Bu ayarlarda yaptığımız takdirde gerçekten çok güzel olacak. Görüntü ayarlarını bunları hızlı bir şekilde anlatacağım. Sizler bunları hemen benim yaptığım gibi yapın. Ve şimdi oyununuza girip FPS'nizin kaç olduğuna bakın dostlarım. Şu temayı bir değiştirelim öncelikle. Kabaston çok güzel oluyor çünkü. Arkadaşlar aşağı doğru iniyorum. Öncelikle ben 4'e 3 oynuyorum ve 1280'e 1024 oynuyorum. Bunu 60 Hz 2 oynayan arkadaşlarımız yaparsa 75 Hz çıkartabilir. Yani 75 FPS e görebilirsiniz arkadaşlar. Görüntü modumuz tam ekran, dizüstü enerji tasarrufunu kesinlikle devre dışı bırakın ve şuradaki ayarlarımızda tabi bunları ben ortaya almışım. Bunları düşüğe getirin sizler. Shader detayını da aynı şekilde düşüğe getirin. Efekt detayını da aynı şekilde düşe getirin Ben bu ayarları kullanıyorum Fakat sizler hani e, bunları iki doğrusal süzme falan alın en düşüğünü alın Fakat bazı şeylerimiz açık hale gelmesi lazım Onlar ne peki Öncelikle çoklu cp kullanımı Ve oyuncu kontrasını arttır kısmı Bu sizin ekran kart performansını düşürecek Bir sistem fakat daha iyi oynamanızı sağlayacak bir sistem zaten hepsini düşe aldığınız zaman bunun pek de bir önemi kalmıyor ve bunu da yüksekten etkinde kullanabilirsiniz. Hiçbir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Fakat yine FPS e sıkıntınız olursa bunu devre dışı bırak haline getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gen isterseniz bir de FPS oranımız ne olmuş ona bir beraber bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda 300 FPS oranlarını görüyorum. Birazdan Prefire'dir, Defense Pratik'tir. Hepsini çalışacağım ee, ve oyunumu oynayacağım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 300 FPS'lerde. 200 FPS'ler ben video almama rağmen bunları görüyorum. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olup bildirim açmayı ihmal etmeyin. Bunun gibi daha fazla FPS artma videosu gelecektir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.